Sevgili arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kasım ayı teması işleyeceğiz. Kasım ayının en güzel teması ne diye sorarsanız tabii ki bal kabakları. Evimizde de çok şık yapabileceğimiz bal kabaklarımız olabilir. Bunun için ben 20 santime 20 santim, tam kare değilse de yani 20 santime 20 santim kumaş kestim. Siz tabii yapmak istediğiniz büyüklüğe göre kumaşınızı büyütebilirsiniz. 40 yapabilirsiniz, 50-60 yapabilirsiniz. Ben 20 santimle küçük bir bal kabağı yapmak istiyorum şu anda. Bunun için bezimin içine elyaflarımı doldurarak başlıyorum. Ve doldurdukça da topluyorum. Bu şekilde. Ve sonra tekrar biraz daha elyaf ekliyorum içine. Ben büyüklü, küçüklü, ufak tefek bir sürü bal kabakları yaptım daha öncesinde kendime. Onları da videomun sonunda sizlere göstereceğim. Seramik hamurundan da yapabilirsiniz aynı zamanda. Seramik hamurundan da yaptım. Onun da videosunu göstereceğim size. Evet. Ben doldurdum. Ve şimdi ağzını bağlayarak işlemlerime devam ediyorum. İçine de iyice yerleştirdikten sonra sıkıca da ağzını bağlıyorum ve şimdi fazlalıkları kesiyorum. Ve sonra ben tabii büyük bir iğne kullanıyorum ama daha küçük bir iğneyle de siz işlemlerinize devam edebilirsiniz. Tam ortasından şu şekilde iğnemi batırıyorum. Ve önce dörde bölüyorum. Şimdi şöyle bir de sapa ihtiyacımız var tabi ama ben kabakların orijinal kabakları uçlarını kesip güneşte kurutuyorum. Onları kullanıyorum. Çok daha şık ve 3 boyutlu hale gelmiş oluyor. Ama hani evde öyle kabağım yok derseniz yine aynı kumaştan şöyle bir sap da yapabilirsiniz. Ama bunun için ihtiyacımız var. Beyaz tutkala ve bir parçaya. Böyle bunu tutkalladıktan sonra sıkıyoruz bu şekilde ve kumaşımızı böyle döndüre döndüre güneşe koyuyoruz. Yine birkaç saat sonra kuruyor ve sap olarak aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. İster uçlarını da kıvırabilirsiniz böyle. Bu şekilde saplar yapabilirsiniz. Ama ben orijinallerini kullanmaktan çok büyük keyif alıyorum. Bu da benim için hazırlanmış oldu. Şimdi bunu ben güneşte kurutacağım ve diğer bal kabaklarıma kullanacağım. Sevgili arkadaşlar, bu şekilde hazırladıktan sonra tabii ki bal kabaklarımızı boyayacağız. Thank you.
sapını takmaya geldi. Ben yine dediğim gibi güneşte kuruttuğum sapı kullanıyorum. Silikonla bir güzel yapıştırıyorum kabağımı. Şöyle. Birazcık bekliyorum. Ben biraz daha süsleyeceğim. Altın rengi geçiyorum üzerine. Sevgili arkadaşlar, kabaklarım bitti. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu son yaptığım kabak. Şöyle göstereyim. Orijinal kabak sapı kullandım. Bakın bu da yine böyle bir, eğer elinizde şıkır şıkır bir kumaşınız varsa yapabileceğiniz güzel bir model olabilir. Bunları da seramik hamurundan yapmıştım. Seramik hamurundan da kabaklar yapabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Ve abonem olursanız beni çok mutlu edersiniz. Teşekkür ederim.